Ya siktir git ya. Türk müzik piyasasıyla düşman mı olayım arkadaşlar? Evet! Arkadaşlar çok güzel şarkı ama dinlemem yani. Dünyada ne kadar kız varsa ben takip etmek ve onlarla konuşmak istiyorum. Yaptığı için çok hoşlanmıyorum ondan. Kötü ya. Ya vallahi kötü ya. Ya bunu saklayamayacağım. Kötü abi. Selamlar arkadaşlar. Gujiterlik kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Bugün sizlerle Türkiye'de çıkan yeni işlere release gecesine bakacağız. Gujiterlik neden yabancı şarkılara bakmıyorsun? Bağiren hepinize de girdi arkadaşlar. Tren yapacağız öyle, kusura bakmayın. Bir ben miyim içeriz burada? Tepkinin ekibi Urban bana bunu dedi bilmem ne. O videoya gidip de 40 bin izlerseniz, Kanye West'in olaylarını 7 bin kişi izlerseniz tren yapacağız arkadaşlar. Yok öyle. Sonra gelip de bana demeyin. Oldum. Onu anladınız. İstemiyorum lan! Bakın ben burada canımı ortaya koyarak bir iş yapıyorum. Gidiyorum Türk rapçilerden tehdit yiyorum. Hepsinin ama... En azından gidip saçma şarkıları beğenmiş gibi rol yapmam lan TikTok'ta. Pezevenklik benim kanımda var. Neden böyle değişik sallamalar yaptığını bilmiyorum. Bu aralar çok enerjiyim arkadaşlar. Çünkü enerjik şeyleri izlemeyi tercih ediyorum. Enerjisi düşük şeyleri kendimden uzak tutmak istiyorum. Böylece daha mutlu olduğumu fark ettim. Kendimi kandırıyorum arkadaşlar. Böyle mutlu olduğumu falan zannediyorum. Oğlum diyorum aslında ben çok enerjiyim lan. İnsanlara da bu enerji vereyim falan diye kendimi kandırıyorum, mutlu gibi zannediyorum. Anla efendim, ben deliyim. Ama içimde neler döndüğünü de ben bilirim. Arkadaşlar öncelikle yarın üniversite sınavı var. Yeniden girecek arkadaşlarımız olur. İlk defa girecek arkadaşlarımız olur. Hayatınızı yönlendirecek bir rol. Ben arkadaşlar biraz sizin stresinizi almayı da istiyorum. Okuyunca adam olunmuyor falan. Bu sözleri boş verin arkadaşlar. Okuyup çok güzel adam da olunur. Sizlere üniversite sınavında bol zihin açıklıkları, umarım istediğiniz yerleri kazanırsınız. Bunları çok içten bir şekilde diliyorum. Siz mutlu olunca ben de mutlu olurum ulan. Oğlum ağlattın lan beni. Seni yürekten kutluyorum. Aslan oğlum benim. Bugünün topiği ise yeni çıkan rap şarkılarına bakmak. Arkadaşlar şöyle bir konsept belirledim. Gidip de bütün çıkan şarkıları sonuna kadar dinlemeyeceğim. Şunun başarısını ölçmeyi planlıyorum kafamda. Bir şarkı belli bir kısmıyla ne kadar yakalayıcılık kazanacak benim kafamda. Yakalayıcılık. Bazen yutuyorum kelimeleri arkadaşlar. O da tel taktığımdan dolayı alışkanlık oldu. Bu hem videonun telif yemesinin önüne geçecektir hem de her şarkıya o kadar vakit ayıramam valla. Bu release gecesinde çıkan parçalara fonetik medya hesabından bakacağım arkadaşlar. O sayfanın düzenini seviyorum ve genel olarak adaletli paylaşıyor bence. Paylaşılan ilk parça R7 Capone Botflex Gistak. Gistak ismi bana çok güzel bir şarkı gelecekmiş gibi hissettiriyor arkadaşlar. Ne var oğlum? Label C5'le küstük zaten. Botflex'le de mi küsmemi istiyorsunuz? Türk müzik piyasasıyla düşman mı olayım arkadaşlar? Evet! R7 Capone Botflex Gistak. Söyle kaç paraya. Tanıştım bebekte adına taşa. Dedim uzatma bebek ya taşa. Botuflex'le piyasayı baş aşağı. İnan bana inanmam ben aşkım bunu muhtemel. Size ne dedim videonun başında? Belli bir kesitle bakıp bunu dinler miyim, dinlemez miyim? Bu şekilde biraz hani yorum yapıp gideceğiz demiştim. Arkadaşlar çok güzel şarkı. Tam yaz piyasa şarkısı falan ama dinlemem yani. Çok güzel olduğu için dinlemem arkadaşlar. Ben bu şarkıları dinleyecek adam değilim yani. O kalibrede değilim daha. İkinci parça Ati... Böyle hızlı geçiyoruz lan çok güzel. Ati 242. Ya şute şute. Öyle. Dalga geçmeyeceğim. Zaten yeterince düşmanımız var. Ya bu müziğin de bir alıcısı var. Belli bir ritmi, belli bir harekete geçiriciliği var. O yüzden de seviyor insanlar arkadaşlar. Yani seveni vardır. Benlik değil diyelim sadece. Hani tek yorumumuz bu olsun. Benlik değil. Kötü ya. Ya vallahi kötü ya. Yanımı saklayamayacağım. Kötü abi. Hangi Öge 471 alışırız. Her şeyimle giriyorum oyun. Koydum ortaya tüm ruhumu. Alışırız bu da geçer. Affeder zihnimi kuruttu. Her şeyime giriyorum.
Şimdi bu kesit hakkında yorumum, bence bu şarkının zaten asıl dinlenecek kısmı tam burada başlıyor. Oluyor böyle. Biraz heyecan yaratmışlar yani postada. Açar bir dinlerdim yani, evet. Allah Meharim gece 4 parçası arkadaşlar. Bir kesetlere bakıyoruz çünkü çok parçaya bakacağız dediğim gibi. Gece 4 o işin ana, kötü karakterle dolu kötü sinema. Acele biraz. Şöyle güzel. Yeraltı rap. Eski okul rap. Güzel yani. Alıcı kitlesi var. Bu şarkı da bence daha fazla dinlenirse daha güzel gelebilir. Rota Burak King soluksuz mu? Üzerime gelen o günler bile, kan kusturan o çılgın günler bile, gelemez hiçbir güç beni bildiğe, yürürüm soluksuz. Üzerine biraz kan ve gözyaşı düşmüş. Lan bak, yine çok güzel bir yer başlıyorken kesmişsiniz. Bence o ikinci başlayan yer daha güzel olacaktı. Bence bu şarkı da iyiydi. Yani Batu Flex ile Ereğe'de Kapon'un şarkısı daha çok tutacaktır bence. Ama bu şarkı aralarında bence şu ana kadar dinlediğim en güzel şarkı olabilir. Arkadaşlar, The Paul Armando OH Free Da Vinci şarkısı bakıyoruz. Nasıl şerefin dostun Free Da Vinci? Aramıyoruz durum çok mu feci? Bizi bulursun köşedeki sosisçi. Güzel, dans severim. Arkadaşlar, bence bu şarkı da güzel olacak. Böyle bir, o klibi, havası falan genel olarak bana çok pozitif bir şey bastı. Ben bu postu görsem bu şarkıyı gidip dinlerim. Cevo babalar paylaşmışlar. Brother. Ya düşman kazanmayacağım falan diyorum da bayağı kötü ya. Sizin için tankladım arkadaşlar, lan nasıl bir yayıkanlayayım ben? Sizin için şarkı tankladım, bakın dinlemeyin. D3 Bülent Üstün şarkısına bakalım beraber. Lavuklar kanı sanıyormuş vişne. Ne oldu gülüyordun şimdi, tüm tayfan kaldı dişte. Hissetmem sahtesen zaten yanında sevildiğimi. Arkadaşken bile görmediniz benim gerildiğimi. Biliyorum aranızda ağır takılanların hafifliğini. Lafları duymuyorum, farz ediyorum bu sefer çok içtiğini. Aslında beğeniyorum solistliğini, ondan üzgünüm. Ayrı ayrı hepinizden her açıdan üstünüm. Ya bu çocuğun özgüveni çok güzel. Ve dediğim gibi şarkıları buna... Bu oynayış havasını veriyor. Şu kapak fotoğrafına bir baksana ya. Kodak Black'i kendisi yapmış adam yani. Kodak Black'i çok seviyorum zaten. Bu şarkının havası, adamın gevşekliği, rahatlığı, relax çünkü yani. Ben kafa müziği yapıyorum. Benim sizin gibi piyasa işleri yapmama ihtiyacım yok. Keyifli takılıyor ve bu rahatlık bana çok güzel geliyor arkadaşlar. Bu güzel. Mav ve Mert Şenel, Yolum Yokuş. Şimdi burada kötüleme gibi anlaşılmasın. Ben sadece bunu kendi rahatsızlığım yani benim bu. Ben bir kitle yönlendirmiyorum burada. Mert Şenel'i gördüğü bütün kızlara takip attığı için bütün kızları, yani dünyada ne kadar kız varsa ben takip etmek ve onlarla konuşmak istiyorum yaptığı için çok hoşlanmıyorum ondan. O yüzden böyle bu şarkıya bir ön yargıyla yaklaşacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Bir bakalım. Yolum yok oldum. Kaybettim yolum. Yani bu modda bir parçaydı. Ben bu aralar biraz daha enerjik olduğum için modum değil diyelim yani. Çok güzel şarkı arkadaşlar bu da, ama yok benim modum değil. Benim modum bu aralar nasıl biliyor musunuz? Mesela Emir Savage modu benim. Emir Savage'in Yıldızı Parlak şarkısı çıktı bugün arkadaşlar. Benim modum böyle. Yaza geldik abi. Ben biraz daha enerjik, biraz daha hareket istiyorum. Mixi falan da hoşuma gitti yani. Altyapısı tam böyle yazlık güzel bir şarkı. Arabada açtığımda böyle fişt, klimayı açmadığınız, camları açtığınız o güzel yaz günleri, o araba, o bir kumsal falan, tam bu havada bir müzik. Bu şarkı da bugün çıktı mesela. Ben açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Gidip bu şarkının da tamamına bir bakmanızı öneriyorum. Evet arkadaşlar, geldik o ana. İşte Cefret dinlediğim an. Cefret'in albümü çıkmış ama tabii ki bir parçayı koymuşlardır buraya diye düşünüyorum. Sevimsiz albümü diye yazmışlar. Ben şu an hangi şarkı gelecek bilmiyorum mesela. Çek silahları, yok biz yok, no kom.
Çaldın mı lan yine? Yani siktir git ya. Ya kamera açım daldı ya. Kalktım gittim ya. Turkish Mafia, Villa Italia, ne haram haram. Bu da çalıntı ya. Ya tamam bak kanka anlıyorum. Evet böyle haftada 1 milyon falan dinletiyorsun kendini. Ben niye Jeffrey'i anlatmaya çalışıyorum ki? Arkadaşlar size anlatmam lazım. Bir adam sürekli çalıntı kesitle gündeme gelir mi ya? Ya kötü kanka. Bir geldin, iki geldin. La artık senin bir kitlen olmuştur la seni dinleyen. La bir tane de özgün iş yap kanka ya. Yani ben bunları söyleyince belki bak Jeffrey bu videoyu izleyince hoşuna gidecek tamam mı? Yine gündem oldum falan. Kötü, vallahi kötü. Ben şu anda roleplay yapmıyorum yani. Sana önerim çal. Yine çal. Arada üzgün işler de pasta. Sana karşı bireysel hiçbir şeyim yok ama çalman çok kötü kanka. Beni rahatsız ediyor ya. Ben duymak istemiyorum. Bu şarkıyı dinlemiyorum. Ah, sakinim. Kezo Uyan albümünü paylaşmışlar sonra. Ona bakalım. Arkada Joker var. Joker bizi açıkçası gösterdiği bazı hareketlerle hafif sinir ediyor tamam mı? Çünkü fazla takıntılı, fazla obsesif bu geçmiş gelenekçiliğe. Yani hem gelenekçi olsa hem de modern müziğe saygı duysa yani benim hoşuma giderdi açıkçası. Olayın Kezo ile bir alakası yoktur burada. Sadece arkada o da gözüktüğü için hani öyle bir yorum yaptım. Ya mesela gelenekçi bizim buna saygımız var. Ben mesela bu çekip şarkıyı dinlemem mesela ama buna bir saygım var yani. Şehinşah Zentix Sönük Kadın. Sönük Kadın. Şişme kadın, sönük kadın. Bu oradan mı geliyor ismi? Yüzü gözlerinden öpsem yine dönüp sana. Geri dönmeyince öylesine sönüp ayağım. Gelip öpemişten öylesine kötü kadın. İçimde büyüdüklerimi benimden söküp adam. Ya ben dediğim gibi benim yıldızım Şehinşah'la uydu arkadaşlar. Böyle bütün oldu. Okey. Güzel parça. Bek sana vuruldum. Kutkurulan bozulur olabilir her şey. Benden bu kadar emin olma. Anlatır kalmadı gözlüğüm almadı. Her şeyi söyledim ne bin orada. Yeni geldin senin evin orada bari. Ya arkadaşlar kötü. Ben sevmiyorum. Bence kötü yani. Ben hayır dinlemiyorum. Ben bu vokal tarzı, bu okuyuş tarzı falan benim hoşuma gitmiyor. Oo, Ravent zamanla gelsin. Eski dostum benim merak eder ama sonmaz. Gitsinlerde düşünürüz önümüzde boğaz. Kaç kişi tanıdım zaman ellerimden kaydı. Sevdim hepsini ama güvendiğim çok az. Saymam geçen yılları. Aradan sızan suları. Konuştun esin var duvarların kulağı. Unutmuşumdur beni çoktan unutanı. Olur ya karşılaşırız lütfen beni tanı. Bu adam. İşte bak bu adam. Oradan oynuyor. Bitti anladım benim için. Benim için ayrıdır yani 2019'dan beri arkadaşım diye seviyorum diye demiyorum ama şu dinlediğim şarkıların içerisinde şu lirikler yok ya. Yani kimisi eğlendirmeyi amaçlıyor şarkıların. Evet eyvallah. Kimisi piyasa işi yapmayı oynuyor. Eyvallah. Ama Ravent kalemi ayrıdır abi. Ben çok seviyorum. Sanki görmüş geçirmiş birisi karşımda bana hayat dersi veriyor gibi geliyor. Ravent'cim seviyorum dostum. Arkadaşlar Ege Boran karıştır freestyle. İnşallah Deçkol diyor. Sürtük göz kamaştırır. Arkadaşlarıyla kırış. O değildir inşallah değil mi? Kırıştır freestyle değildir değil mi o? Kırıştır işleri agalarla konser haftırıma kara karalarla. Arkadaşlar dürüst bir yorum yapayım mı? Bayağı iyi. Ya gerçekten iyi. Bu rahatlık, bu kasıntı olmayışlık benim çok hoşuma gidiyor. Dinlerken adamı yormuyor bu şarkılar. Çok güzel. Bak hayatımda cidden gerçekten ilk kez Ege Boran'ı dinliyorum. İlk defa ya az önce dedim ya bu şarkı mıdır acaba falan diye çok güzeldi. Konser haftırıma kara karalarla bu posttan dolayı ses kalitesi biraz düşük bu ama bu şarkı dinlenir. Çok güzel. Ege Boran. Release
gecesi olan Cuma gününde çıkan şarkılara ilk bakış gerçekleştirdik. Kısa kesitlerini dinledik ama gördüğünüz gibi çok şarkı var. Hepsini de size dinletemem. Hepsini zaten ben de dinleyemem. Hem telif yerim, hem video çok uzar, hem belki hype'ımızı kaybederiz bir tane şarkıyı uzun uzun dinlersek böyle. Tadında kesitlerle dinledik. İzlerken eğlendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Şarkılarla ilgili kendi görüşlerinizi belirtmenizi de isterim. Ben bunlara cevap veriyorum ve bir etkileşime geçiyoruz biz. Böyle oluyoruz, unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.